Bugün babamın traktörü bozulmuş. Beni yanına çağırdı. Ne oldu baba dedim. Traktör çalışmadı. Tarlada kaldım. Başka bir traktörcü arkadaşa rica ettim. Beni buraya kadar çekti dedi. Burada da epeyce uğraştım ama çalıştıramadım dedi. İlk başlarda marşa bastığında hır hır yapıyormuş ama çalışmıyormuş. Şu anda da hiç çalışmıyormuş. Başlarda hır hır yaptığına göre ateşleme sisteminde bir şey yok diye düşündüm. Acaba yeterince mazot gelmiyor olabilir mi diye depodan gelen mazot hortumunun girdiği manuel mazot pompasının girişindeki hortumu çıkarttım. Mazot akıcı diye düşünürken mazot hiç akmadı. Hortumdan depoya doğru biraz üfledim. Üfledikten sonra mazot akmaya başladı ama yine yeterince mazot gelmiyordu. Anlaşılan deponun içerisinde bir şeyler var ve depo tıkanmış. Depoyu temizlememiz gerekecek. Babam deponun içerisi mazot dolu. İçerisindeki mazotu boşaltmamız gerekiyor dedim ve elinde bir hortumla geldi. Ağzımla çekip mazotu boşaltacağım dedi. Baba dedim hiç gerek yok ağzına çekmeye. Mazot yutmana hiç gerek yok. Ne yapacaksın o zaman? Nasıl çekeceğiz içerisindeki mazotu dedi. Az önce getirmiş olduğun hortumun iki ucundan tutacağız ve içerisini mazotla dolduracağız dedim ve Sercan'dan yardım istedim. Ben hortumu tuttuğumda Sercan bunun yardımıyla hortumun içerisini mazot doldurdu. Hortumun ucu kadar mazot dolduktan sonra hortumun bir ucunu parmağımla kapattım. Hortumun diğer ucunu ise traktörün mazot deposuna yerleştirdim. Hortumun parmağımla kapattığım ucunu boş bir su bidonun ağzına yaklaştırarak parmağımı açtım. Parmağımı açar açmaz mazot akmaya başladı. Bu şekilde hiç zorlanmadan herhangi bir mazot pompası kullanmadan mazotu boşalt Başardık. Ortumun depo tarafındaki ucunu biraz salladığım zaman mazotun içerisine pislikler gelmeye başladı. Bu gelen pislikler tortu mu kırt mı anlayamadım. Babam traktörle çift süreceğim diye depoyu komple doldurmuş. Depoyu boşaltmak epeyce uğraştırdı. Gidip gelip depoyu ve bidonları kontrol ettim. En sonunda depo boşaldı ve biz işlemlerimize başladık. Eksozun hemen yanında depoya bağlı olan mazot musluğu var. Bu mazot musluğunun hemen dibinde ince bir ortum var. O ince ortumu çıkarttıktan sonra yakıt musluğunu çıkarttım. Deponun içerisinde daha epeyce mazot kalmış ve bu huni o mazotu boşaltmaya yeterli olmadı. O yüzden huniyi çıkartıp yerine plastik bir su şişesi koydum. Böylelikle daha hızlı boşaltabildim. İçerisinden çıkan mazot çok kirliydi. Musluğu çıkarttığım yeri kontrol ettiğim derken içerisinden aşağıya doğru bir şey uzanıyordu. Ne bu acaba diye elimle çektiğimde bir naylon parçası. Deponun içerisinde naylon parçasının ne işi var? Acaba bu depoya nasıl girdi? Çok merak ediyorum. Deponun içerisinde iyice temizleyebilmek için mazot kapağının üzerine bir tülbent serdik. Çıkarttığımız mazotu sercan yukarıdan dökerken biz de depo musluğunun oradan diğer şişeye doldurduk. Bu şekilde 4-5 tekrar yaptıktan sonra deponun içerisi iyice temizlendi diye düşünüyorum. Zaten her mazotu döktüğümüzde bir miktar naylon parçası çıktı. Genel olarak deponun içerisi temiz gözüküyor. İçerisinde sadece bu naylon parçaları var. Deponun içerisini temizledikten sonra mazot musluğunu değiştirmeye karar verdik. Yeni bir tane mazot pompası aldık. Mazot pompasını bağlarken biraz teflon sarıp yerine taktım. Mazot musluğunu yerine taktıktan sonra bu musluğa takılması gereken yakıt hortumunu da takıp iyice sıktım. Şimdi boşaltmış olduğumuz mazotları yeniden depoya dolduracağız. Bidonlardan bir tanesine hortum koydum. Tam depoya mazotu boşaltacağım. Sercan ağzıyla çekmeye kalktı. Sercan ne yapıyorsun dedim. Mazotu boşaltıyorum dedi. Ya ağzına gelirse ne yapacaksın dedim. Tüy yapacağım dedi. Sercan dedim hiç gerek yok. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Ne yapacağız dedi. Ben dedim şişenin ağzını kapatacağım. Sen aşağıdan bastıracaksın ve mazot akmaya başlayacak. Öyle şey mi olur dedi Denemeden karar verme dedim dene bakayım be. Sercan bidonu bastırdığı gibi mozu takmaya başladı. Bak gördün mü bak. <laughs> bak ya, ya. Her şeyin kolayı ya. var. Bak beni nasıl kandırdı gördün mü gene. <laughs> Kavas çalışıyor. Ben dedim zaten bunu böyle yapalım diye. Tabi <laughs> tabi. Mazotu depoya geri doldurduktan sonra babam traktörün havasını almaya çalıştı. Manuel pompaya basarken arka taraftan mazot geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol et dedi. Baktığımda mazot geliyordu. Bana vidayı sık dedikten sonra kendisi gelip anahtarla iyice sıktı. Sonra traktörün koltuğuna oturup marşa bastı ama traktör çalışmadı çünkü akü bitmiş. Yeterince marş vermiyor. Atölyeye gidip akü getirdim. Bu aküyle takviye yapmaya çalışacağız. Getirdiğim aküye kabloları tam olarak temas ettiremedim ve motor yine çalışmadı. Babam çok üzgün gözü Kabloları ileri geri oynatırken temas etti ve traktör çalıştı. Babam çok mutlu oldu. Sercan'sa isyan ediyor. Kabloları değdiremedi diyor. Tutmuş orada bir iki tane kabloyu değdiriyor. Ondan sonra burada hava yapıyor. Olsun bir iki tane kabloyu değdiriyor. Babam traktörü çalıştığı için çok mutlu oldu. Biz de yeniden aküyü traktörün üzerinden indirip malzemelerimizi topladık. Traktörün deposundan neredeyse yarım avuç naylon çıktı. Naylon parçalarını babama gösterdim. Baba dedim bu naylon parçaları depoya nasıl girmiş olabilir? Depo kapağı terleme yapıyordu. Ben de mozot kaçırıyordur diye düşünerek naylon koyup o şekilde depo kapağını sıkmıştım bir zamanlar. Bu tamamıyla benim kabahatim dedi. Neyse baba dedim sonuçta tamir ettik. Babam da çok mutlu oldu. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.